Şimdi biraz sizi güldüreyim. Biraz tebessüm edelim ya. Yani bunu okudum ben. Ya hafta sonu görmüştüm. Dün onu almayı unutmuşum. Dün bir kez daha karşıma çıktı bu benim. O kadar. Ama Sözcü'de haber merkezindeyim. Ya bir taraftan okuyorum, bir taraftan gülüyorum yani. Deli meli zannettiler. Tamam mı? Ya böyle kafayı mı yedi filan gibilerinden. Ama tam kafayı yedirecek bir haber. Şimdi size bir heykel getireceğim. Ahmetciğim. Yani bir kalıntı, bir tarihi eserden bahsediyorum. Çok enteresandır. Dilan Polat haberi var mı? Ben girmiyorum öyle haberlere. Başka yerden bulabilirsiniz. Şimdi bu. Ya ben bunu gördükçe hala da gülüyorum ya. Ya, ya Allah'ım ya. Ben mi çok rahat bir insanım yoksa bunlar mı kafayı yemiş bilmiyorum ki ya. Şimdi arkadaşlar bak üstte şurada bir heykel var. Bu heykel gittiniz mi Urfa'ya? Göbekli Tepe. Ondan sonra Göbekli Tepe'den sonra Karahan Tepe. Bunlar insanlık tarihinin gidebildiği en eski yerler. 12 bin yıldan, 10 bin yıldan bahsediyorum. İnsan kalıntılarının olduğu veya insan eliyle yapılan eserlerden bahsediyorum. Göbekli Tepe. Onun hatta Netflix'te dizisi bile yapıldı Göbekli Tepe. 12 bin yıl önce oralarda insanlar varmış, oralarda medeniyetler varmış, oralarda bir şeyler yapmışlar. Ve bunlar arkeologlar tarafından yerli yabancı gün yüzüne çıkarıldı. Şimdi Karahan Tepe çıkartılıyor. Diyeceksin ne olmuş şimdi şurada bir tane heykel var ya sağdaki 2,5 metre özür dilerim 230 santim yani 2 metre 30 santim yüksekliğinde bir insan heykeli. Orada uzvu görülüyor, cinsel uzvu görülüyor. Bakın görüyorsunuz, cinsel uzvuyla elini tutmuş. Tamam, böyle figür etmiş. 12 bin yıl önce insanlık bu şekilde bu insanı tasvir etmiş. Tamam, işte cinsel organını tutan bir kişi veya bir insan. 12 bin yıldan bahsediliyor. Bu kalıntı 12 bin yıl. Yanlış duymadınız. Ve kireç taşından yapılmış. Turizm Bakanlığı, ondan sonra TRT. Bunları yaparken tamam mı? Bunları yaparken alt kısmı şey yapmış. Söyleyiver bana. Sansürlemiş, yasaklamış. Uzvu görülmesin diye. He? Ne? He, iddia Göbekli Tepe ve Kartal Tepe, Karahan Tepe'deki insan heykeli sansüre uğradı. İnsan heykeli değil. İnsan heykeli değil. Penisi. Cinsel organı şeye uğramış. Sansüre uğratıyorlar. Tamam. Ya arkadaş, ya bunu o zamanın insanı yapmış. Utanmamış. Sen de utanıyorsun ya. Ya neden utanıyorsun? Komik değil bu kalıntı 12 yıllık bir kalıntıdan bahsediyoruz. Yani hiç ilgilenmiyorum ben ya bu alt takımıyla. Alt takım derler ya ben onunla hiç ilgilenmiyorum. Ben ya diyorum bu nasıl bir şey olabilir? 12 bin yıl önce kireç taşından yapılmış 230 santim 2 metre 30 santim yüksekliğinde bir insandan bahsediyorum. Belki gerçekten boyu da öyleydi bilemiyoruz ki. Ve kireç taşından yapılıyor ve aynı yerde yaban domuzu. Gerçek ölçülerde bir yaban domuzu yapılmış. Yine kireç taşında. Ben bununla ilgileniyorum. Ben ondaki işçilikle ilgileniyorum. Yani adamların kafa hep böyle bir sansür, hep böyle bir yasağa gidiyor. Neden? Ya bu tarihi eser ya. Diyecek başka bir şey yok. Sünnet edip Müslüman yapmışlar demiş bir tanesi. Ya onu bilmiyorum ben. Ama yani ben onların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Ben sadece ilgilendiğim onu bir kalıntı olarak görüyorum. 12 bin yıllık insan eliyle yapılmış. Ve 12 bin yıllık insanlık tarihinin uzandığı en uç noktadan bahsediyoruz. Ve o kalıntılardan bahsediyoruz. Ben böyle bakıyorum. Eros Tanrısı Fatih Bey demiş. Bunlardaki kafa belden aşağısı zaten zihniyet bu demiş. Yani biraz da gülelim dedik. 12 bin sene önceden bugüne gönderme yapılmış. Bir bu kaldı. Al senin olsun demiş. Bu da ayrı bir bakış açısı. Peki. Bununla da biraz gülelim dedik. Saatlerimiz 12.28'i gösteriyor. Bugün evet. Bülten, daha doğrusu bülten diyorum. Bu YouTube bugünkü paylaşımlar biraz çoktu. Bunu da sona bıraktım. Biraz tebessüm edelim diye. Hazırsanız anketi Ahmet getirsin. Ben de Twitter'daki ankete bakayım. Bakalım orada sonuçlar ne gelmiş. Saatlerimiz yarıma doğru geliyor. 12.30'a doğru gelirken bir bakalım.